Hepinize merhabalar Son 30 arkadaşlar. Ben saniye. Hun, kanalıma bir videoma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Sova'nın görüş oklarını göstereceğim arkadaşlar. Bütün maplerde en iyi bilinmeyen, belki biliyorsunuzdur bazılarını. Bilmeyen arkadaşlarımız için Sova oklarını göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle videoya geçmeden önce arkadaşlar kanala abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi de unutmayın. Şimdi öncelikle Sova'nın arkadaşlar skinlerinden bahsedelim. Hiç bilmeyen arkadaşlarımız, oyuna yeni başlamış olan arkadaşlarımız için. Arkadaşlar Sova'nın C skill'i bir drone Uç yolluyor bakalım. Ve drone'la etrafta keşif yapabiliyorsunuz. Hiçbir şekilde hasar yemeden, rakip oyuncular sizi vurmadan gelebiliyorsunuz ve şey yaptığında drone'u, adamın drone'un orta noktasını adama, yani şu şekilde şunu drone tekrar gönderiyor. Yollayayım. Şu orta noktayı görüyor musunuz, ortadaki yuvarlığı? Buraya adama denk getirip arkadaşlar oku attığınızda düşman arkadaşlar işaretli. Bunu bütün takım arkadaşlarınız, düşmanın nerede olduğunu şu şekilde görüyor arkadaşlar. Ondan sonra Q skillimiz var arkadaşlar. Q skilli bir şey veriyor. Hasar veriyor. Bu arada yanımda Tayfur var. Tayfur hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk abi. Bir kendi ölümsüz şey yapsana. Direkt ölünce tekrardan olduğun yerde tekrardan doğacak şekilde. Hasar görünmezlik yaptım. Hiç hasar görmeyecek misin? Tamam, neyse. Arkadaşlar Q skill'i şok oku. Şok okunu attığınızda büyük bir hasar veriyor. İki şok tane oku. Şok oku atabiliyorsunuz. Şok oku da rakiplerinize büyük hasarlar veriyor arkadaşlar. Diğer E'ye geldiğimizde de işte göstereceğimiz görüş oku arkadaşlar. Bu görüş okunu birazdan göstereceğim, işte en önemli görüş okları nereye ne şekilde atmanız gerekiyor. Görüş okunu şu şekilde İleriyi attığınızda tarıyorum. Arkadaşlar. Buldum. Gördüğünüz gibi. O onu kırana kadar görüş vermeye devam ediyor. O bölgede olan, arada duvar olmayan, yani direkt olarak okun gördüğü adamları direkt olarak size gösteriyor. X bana ise arkadaşlar ulti, ultim hazır. Yani öncelikle ultiye başlatmadan önce arkadaşlar adamların nerede olduğunu görmeniz gerekiyor. Örnek veriyorum, E ile bir görüş oku attınız. Görüş okunu buraya attınız. Şurada adamın görüldüler. Olduğunu gördünüz. Duvarın arkasında adam olduğunu gördünüz. Bana ultiyi hemen açtınız arkadaşlar. 3 tane bu şekilde duvarları geçecek güçlü ok atıyor arkadaşlar. Ve bu yaklaşık 2 tanesini bir adama vurduğunuzda adam ölüyor. Sova bu şekilde arkadaşlar. Skilleri ve ultisi bu şekilde. Şimdi ben size en iyi görüş oklarını göstereyim. Nereden ne şekilde atmanız gerektiğini. Şimdi arkadaşlar savunmasınız Askent'te. A site'ı tutuyorsunuz ve long tarafından, Tayfur orası long oluyor değil mi? Hı hı. Long tarafından rush atan rakip oyuncuları görmek için şu arka duvara kendinizi yasladığınızda arkadaşlar, şu yakınlaştıracağım zaten, şu anda görüyorsunuz, şu çatın ucuna veya arasına bir yerine aim koyup bütün barları doldurup 3 bar şekilde attığınızda arkadaşlar, lan çok oku atmışım ya. 3 bar doldurup tekrardan gösteriyorum. İleriyi attığınızda tarıyorum. Arkadaşlar nereye gitmiş görelim hemen. Buldum. Kırma Tayfur. Gördüğünüz gibi arkadaşlar buraya geliyor ve şurası. Şuraya geliyor ve bu long'daki rush atan bütün oyuncuları size göstermiş oluyor. Evet arkadaşlar, ikinci okumuz için şu köşeye geliyorsunuz, buradaki kutunun köşesine. Şu gördüğünüz gibi çatının üstünde bir paratonel var. Bunun en sağ noktasına gelip arkadaşlar 2 bar doldurup atıyorsunuz. Sağlıyorum. Hemen bakalım nereye gitmiş. Gördüğünüz gibi bu şuraya gitmiş arkadaşlar. Bu A lobby'deki A'ya rush atan bütün oyuncuları görebiliyorsunuz burada. Neye gülüyorsun lan? Abi sen ne yapıyorsun? Bu okumuz da bu şekildeydi arkadaşlar. Hadi bir sonraki okumuza geçelim. Evet, şimdi arkadaşlar A site'da göstereceğim son oka geliyoruz. Şuradaki çizginin demirin ortasına geliyorsunuz arkadaşlar. Eğiminizi ortaya alıyorsunuz. Ve şuradaki evin çatısının tam ortasına geliyorsunuz. Yakınlaştırdım zaten, şu anda görüyorsunuz. Yine aynı şekilde arkadaşlar bunu İleriyi iki bar doldurup atıyorsunuz. Bakalım nereye gitmiş. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tam olarak buraya geliyor. Ve size A lobby'nin hem bu tarafını hem bu tarafını rahat bir şekilde bütün düşmanları burada göstermiş oluyor size arkadaşlar. Bu da etkili bir ok arkadaşlar. Hem burada son oyuncuyu, buralarda drone oyuncuları, buradaki bu kutunun arkasında duran, size her yeri rahat bir şekilde gösteriyor. Diğer okumuz da yaklaşık işte şuralara falan geliyordu. Ulan, ultiyi açtık.
Buraya falan geliyor arkadaşlar. Şurası. Bu da aynı şekilde bu kutunun arkasında, bu kutunun arkasında pusan oyuncuların hepsini gösteriyor. Yani A site'deki bu 3 oku kullanarak rahat bir şekilde rush atan oyuncuların hepsini görebilirsiniz arkadaşlar. Ve oklar alışık olunmadık yerlere gittiğinden dolayı oku fark edip kırmaları da birazcık zor olacak. Onlar oku kırana kadar siz bütün oyuncuları görmüş olacaksınız. Şimdi diğer oklarımızı gösterelim. Devam edelim. Evet arkadaşlar, şimdi B'deki atabileceğiniz bir oktan bahsedeceğim. Bu ok basit bir ok ama hızlı bir şekilde gittiği için oyuncuların tepki vermesi biraz geç oluyor. Ve onlar oku kırana kadar bütün hepsini rush atan bütün oyuncuları görmüş oluyorsunuz. Bunun için bu köşeye geçiyorsunuz arkadaşlar. Şuradaki yuvarlak kiremide eğiminizi koyuyorsunuz. Bir sekmeyi ayarlıyorsunuz arkadaşlar. Full bar dolduruyorsunuz ve zıplayıp atıyorsunuz arkadaşlar. Zıplayıp attığınızda gördüğünüz gibi okumuz buraya geliyor arkadaşlar. Buradaydı değil mi Tayfur az önce? Şurası. Buradaydı. Buraya geliyor arkadaşlar ve oyuncular zaten kalkan açıldığında buraya doğru rush atmaya başlıyorlar. Arkalarında kalıyor. Onlar oku fark edene kadar hepsi görülmüş oluyor arkadaşlar. Bir sonraki okumuza geçebiliriz. Evet arkadaşlar, bir sonraki okumuza geldik. Yine bu da B garaj, B lobi, B link bölgesindeki oyuncuları görmemizi sağlayan bir ok arkadaşlar. Buraya geliyorsunuz arkadaşlar. Yakınlaştırıyorum zaten, şu anda görüyorsunuz. Şu alttaki sekme kutularının sağ taraftakini şuradaki 90 derecenin köşesine getiriyorsunuz arkadaşlar. Bu 90 dereceyi buraya getirdikten sonra bir sekme ayarlıyorsunuz ve full bar doldurup atıyorsunuz arkadaşlar. Buldum. Bu okumuz da türdeki duvarın köşesine geliyor arkadaşlar. Şurası. Buradayız değil mi? Yani oraya geliyor arkadaşlar. Aynı şekilde buradaki şurası, buradaki ve garaja rush atan oyuncuların hepsini görebiliyorsunuz arkadaşlar bu şekilde. Evet, bir sonraki okumuza geçebiliriz. Dikkat, dikkat. Şimdi arkadaşlar savunma tarafında değil de saldırı tarafında bir ok göstereceğim size. B site bölgesine atılan. Şuradaki ağacın arkadaşlar sağ köşesine de atabilirsiniz. Sol köşesine de, sol köşesine atmanız daha faydalı. Neden olduğunu göstereceğim ben size. Direkt hiç ayarlama, sekme falan ayarlamadan direkt görüş olarak 3 bar doldurup buraya atıyoruz arkadaşlar. Buraya attığımızda gördüğünüz gibi site'deki oyuncuyu gösteriyor. Şimdi okumuz şuraya şurası falan düştü yaklaşık. Şimdi eğer biz onu buraya dikkat, atmış olsaydık buraya, bu duvarın burasında. Nereye? İşaretliyorum bak. Ulan çok işaretlemiş oldum. Bütün ağacı vurdun anasını satayım. Dur neyse. Dediğim gibi bu şurası köşeye attığınızda bu duvarın arkasında saklanan bir oyuncu varsa bunu göremezsiniz. Ama şurası, siz oku buraya attığınızdan dolayı bu duvarın arkasında saklanan oyuncuyu da görmüş oluyorsunuz. Ve site bölgesindeki side'ı tutan rakip oyuncuların hepsini görmüş oluyorsunuz. Ve buradaki oyuncu o oku göremediğinden dolayı kırması biraz zor olacak. Hani buraya çıkıp, ulan çıkamadım. Buraya çıkıp arkadaşlar buraya çıkıp gelip oku şurası buradan kırması gerekiyor veya buradaki oyuncunun direkt tepki verip, zaten buradaki oyuncu da buraya neden baksın, buraya bakar hani buradan gelen oyuncuları görmek için direkt arkasını döner, bunu kırar ve o oku kırana kadar siz bütün oyuncuları görmüş olursunuz arkadaşlar. Hadi bir sonraki okumuza geçelim. Evet arkadaşlar, bir sonraki okumuz da side'ın merdiven bölgesini, side'ın içini gösteren bir ok arkadaşlar. Şuradaki gördüğünüz gibi büyük bir ağaç var. O ağaca normal bir şekilde eğim alıp üstüne 3 bar doldurup attığınızda arkadaşlar bütün site bölgesini ve bak şurası merdivende bekliyor. Merdivende bekleyen oyuncuyu ve site bölgesini size göstermiş şurası oluyor şu ağaç arkadaşlar. Şimdi diğer okumuza geçelim. Bu köşeye geliyorsunuz arkadaşlar. Bu köşeden normal bir şekilde. Tayfur, odunluğun oraya geçsene. Nereye? Odunluğun şey var ya, pazarın altı köşede odunluk var hani. Ha tamam. Eğilme ama orada. Ya da eğil, fark etmez, bakalım eğilince de gösteriyor mu. Arkadaşlar eğilip şu zürafanın beyaz noktayla şu demirin arasındaki duvarın arasına normal şekilde 3 bar doldurup atıyorsunuz arkadaşlar. Ulan şok oku atmışız yine ya. Hemen ama eğilip aradaki duvara arkadaşlar 3 bar doldurup tarıyorum atıyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi size buldum odunlukta bekleyen oyuncuyu bütün şu bölgeye, ondan sonra merdiven bölgesini, burada bekleyen oyuncuların hepsini size gösteriyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar diğer bir okumuzdan bahsedeceğiz B bölgesinde. B bölgesinde şu bölgede durmuş şurası oyuncuları, bu bölgede durmuş oyuncuları görebileceğiniz bir oktan bahsedeceğim. Aynı şurası şekilde burada bekleyen oyuncuları. Arkadaşlar şu kutunun köşesine geliyorsunuz. Şurada bir sekmeyi ayarlıyorsunuz. Geç oraya Tayfur. Şu balığın şu bölgesine
hiza alıp 3 bar doldurup atıyorsunuz arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi burada durmuş oluyor. Odunluk bölgesi, işte merdiven bölgesinin bir kısmı bu bölge tamamen ve pazar bölgesinin kapısında bekleyen bütün oyuncuları size göstermiş oluyor. Evet arkadaşlar, şimdi size saldırı tarafında A site'ı kontrol edebileceğiniz bir ok göstereceğim. Bunun için arkadaşlar şunu bir kapatalım. Bunun için arkadaşlar bu kutunun köşesine geliyorsunuz. Yukarıya kaldırıyorsunuz. Şu bayrağın kıvrımlı bir noktası var. Kıvrımlı noktasının şu bölgelerine, tam şu bölgelerine falan geliyorsunuz arkadaşlar. Bir bar doldurup atıyorsunuz arkadaşlar. Bu ok attığınızda şuraya geliyor. Şurası. Ve elektriğin arkası, bu bölgede duran, yeşilin arkasında duran, buralarda duran oyuncuları size göstermiş oluyor arkadaşlar. Etkili bir ok arkadaşlar. Gerçekten birçok bölgeyi gösteriyor size. Bu oku kullanmanızı öneririm arkadaşlar. Bir sonraki okumuza geçelim. Evet arkadaşlar, split haritamıza geçtik. Split haritasında A bölgesinde savunma takımı iken savunmada atabileceğiniz bir ok göstereceğim size. A evine çıkıyorsunuz ve bu bölgeye geliyorsunuz. Bu bölgede tam köşeye geçtikten sonra sekme kutucuklarının sağ tarafındakini bakın yakınlaştım, görüyorsunuz şu anda, bakın birinci köşe değil ikinci köşenin bu köşesine denk getiriyorsunuz. İleri ve bunu itarıyorum. Bir bar doldurup atıyorsunuz. Bunu bir bar doldurup attığınızda okumuz arkadaşlar. Gördüğünüz şurası gibi buraya geliyor ve bu bölgedeki bütün oyuncuları size göstermiş oluyor. Bir sonraki okumuza geçebiliriz. Evet şimdi arkadaşlar Split'te midi görebileceğiniz bir ok göstereceğim sizlere nasıl atabileceğinizi. Buraya geliyorsunuz abi, sırtınızı duvara yaslıyorsunuz. Tam burayı dümdüz görecek şekilde buraya sağa doğru geliyorsunuz. Ondan sonra şu noktanın yanındaki hemen şu artı bölgesinin tam ortasına okunuzu getiriyorsunuz. Bir sekme yapıyorsunuz ve full barda doldurup atıyorsunuz. Bu oku attığınızda oraya gidiyor ve biz size suyun infosunu, buranın infosunu ve bu bölgenin infosunu vermiş oluyor arkadaşlar. Bu ok da işe yarar bir ok. Midi tamamen neredeyse her yerini gösteren bir ok arkadaşlar. Kullanmanızı tavsiye ederim. Hadi şimdi bir sonraki okumuza geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi B tarafında savunmadayken atabileceğiniz bir oku göstereceğim sizlere. B heaven'a geliyorsunuz. Şurada dinozor resimleri var gördüğünüz gibi. Bu birinciye değil ikinciye gelip ikincinin göz hizasına eğiminizi koyuyorsunuz. Ondan sonra elinize alıyorsunuz okunuzu. Yukarıda da bir tabela var gördüğünüz gibi. Tabelanın en alt köşesine geliyorsunuz. Birazcık tabeladan uzak olacak şekilde eğiminizi alıyorsunuz ve bunu bir bar doldurup atıyorsunuz. Bu bir bar doldurup attığınızda bunu gördüğünüz gibi buraya geliyor. Ve bu okun buraya düşmesinin güzel bir yanı da buradaki pusan oyuncuyu dahi size gösteriyor. Bu açıklığa düştüğünden dolayı arkadaşlar. Bu da güzel bir ok. Kullanmanızı öneririm arkadaşlar. Bir sonraki okumuza geçebiliriz. Evet arkadaşlar, şimdi B site'da saldırı tarafında bir ok göstereceğim sizlere. Bu köşeye geliyorsunuz. Şunu kapatalım. Bu köşeye geliyorsunuz arkadaşlar. Elinize alıyorsunuz oku. Şimdi şu çatıyla şu binanın şu çatısının arasına geliyorsunuz arkadaşlar. Tam ortasına. Görüş bir bar doldurup atıyorsunuz. Okun nereye geldiğini göstereyim sizlere. Görüldüler. Gördüğünüz gibi bu köşeye geliyor ve bütün site bölgesini, back site, site içi bu bölgelerin hepsini size gösteriyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi size A bölgesinde saldırıdayken bir ok göstereceğim. Bu ışığın bu köşeye geçiyorsunuz arkadaşlar. Elinize alıyorsunuz okunuzu, şu sekme kutularının sağ taraftakini şu tabelanın sol üst köşesine getiriyorsunuz. Yakınlaştığınızda zaten daha iyi görüyorsunuz şu anda. Bunu İleri bir bar doldurup atıyorsunuz arkadaşlar. Okumuz görüldüler. Buraya düşüyor. Genellikle A site'in işte heaven bölgesi, bu bölgede bekleyen oyuncular, site içinde açıkta bekleyen oyuncuların çoğunu bu okla görebiliyorsunuz. Hani A'da fazla bir ok gösteremem çünkü saklanılacak çok yer olduğu için, ama genel bu okla çoğu yeri görmüş oluyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi bind haritamıza geçtik. Bind haritasında arkadaşlar savunmadayken bu bölgeye bu teleport bölgesine atabileceğiniz bir oku göstereceğim size. Typhur bekle orada. Bekliyorum. Şimdi arkadaşlar, bu kapının bu bölgeye geliyoruz. Burası artık ne oluyorsa. Buraya geliyorsunuz arkadaşlar. Buraya geldikten sonra arkadaşlar yaslıyorsunuz kendinizi buraya. Elinize ok alıyorsunuz. Şu sekme kutularını arkadaşlar sağ tarafta olanını şu çatının köşe noktasına getiriyorsunuz. Zaten yakınlaştırdım. Şu anda daha iyi görüyorsunuz. Bunu bir bar doldurup atıyorsunuz arkadaşlar. Bunu bir bar doldurup attığınızda
gördüğünüz gibi buranın görüldüler üzerine düşüyor ve size teleport bölgesi, bu bölgeler falan burada rush atan bütün oyuncuları göstermiş oluyor. Hatta bu bölgeye doğru rush'a giden oyuncuların da bir kısmını şu bölgeye kadar göstermiş oluyor arkadaşlar. Bind'daki oklar gerçekten çok işe yarayabiliyor. Bind'da sova kullanmanızı öneriyorum arkadaşlar. Hadi bir sonraki okumuza geçelim. Arkadaşlar size şimdi B-Long'u gösteren bir ok göstereceğim ama B-Long'daki okların hani çok bir özelliği olan bir ok değil, normal şekilde bir ok. Buraya geliyorsunuz arkadaşlar, normal bir şekilde full bar doldurup şu tabelaya attığınızda arkadaşlar size B-Long bölgesine rush atan oyuncuları gösteriyor veya direkt olarak görüş şuraya da atabilirsiniz. Rakip oyuncuların görüp buldum kırması biraz daha geç olabilir. Aynı şekilde arkada bir tane şey var, görüş oraya sağlıyorum da atabilirsiniz. Bir dakika, olmadı. Oraya da atabilirsiniz arkadaşlar. Ona da attığınızda aynı şekilde görüp kırmaları biraz daha geç olacağı için oyuncuları görme şansınız olacaktır. Hani long için özel bir ok yok, buradan işte gelip şuraya atayım falan. Evet arkadaşlar, A bölgesine geldiğimizde savunmada göstermek istediğim bir ok var. Bu kamyona geliyorsunuz arkadaşlar. Şu araya çok ufak bir görüş alıyorsunuz. Şurada gördüğünüz gibi bir leke var. Lekenin üstüne geliyorsunuz. Bir sekme yapıyorsunuz ve bir barı doldurup bu oku attığınızda arkadaşlar size... Sekme ayarlamadım mı ben? Bir dakika. Ben niye gözükmedim? Sekme ayarlamadım mı ki ben? Bir sekme ayarladık arkadaşlar. Lekeyi, lekenin üstüne geldik. Bir bar doldurup attık. Kapıda durmadı mı o ok? Kapıda durdu. Diğer kapıda. Tamam. Az öncekinde bir sorun oldu arkadaşlar. Anlamadım. Bir sekme doldurup attığınızda şurası, bu kapının burasına durup arkadaşlar size A short'tan rush atan oyuncuların hepsini gösteriyor gibi neredeyse. Hani direkt zaten oyun başlar başlamış, perdeler kalkar kalkmaz attığınızda oyuncular ya buradan ya da hamam bölgesinden buradan rush atıyorlar. İki tarafı da adamlar bu duvarı geçmeden hızlı bir şekilde ok attığınızda iki tarafı da gösterecek şekilde bir ok tepki verip kırmaları da biraz uzun süreceği için bütün oyuncuları rahatlıkla görebilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi sizlere saldırıdan A site atabileceğiniz güzel bir oktan bahsedeceğim. Buradan base tarafından A short bölgesine giderken şurada bir tane kablo elektrik kutucuğu var. Buraya geliyorsunuz, kendinizi buraya yaslıyorsunuz ve şu gördüğünüz gibi şu anda crossbow'un olduğu yerdeki varilin köşe noktasına yakınlaştım zaten. Şu an daha iyi görüyorsunuz. Sekmenin ikinci kutucuğunu, sağdaki kutucuğunu tam duvarla o varilin birleşim noktasına getiriyorsunuz arkadaşlar. Getirdikten sonra bir sekme yapıyorsunuz. Görüş sağlıyorum. Atıyorsunuz ve bu kamyonun önündeki kutucuğun üzerine gelip site bölgesinin işte bu bölgesi, lamba bölgesi, ondan sonra heaven bölgesi, hamam bölgesi size bütün bölgeleri göstermiş oluyor. A site'ında gerçekten çok etkili bir ok arkadaşlar. Bunu kullanmanızı öneririm A bölgesinde. Evet arkadaşlar, şimdi geldik Icebox haritamıza. Icebox haritasında arkadaşlar savunmayken A site'a rush atan oyuncuları güzel bir şekilde görebileceğimiz bir oktan bahsedeceğim sizlere. Bu ok için arkadaşlar bu yeşilin köşesine geliyoruz. Elimize alıyoruz oku. Şu yukarıdaki deliğin üstüne bakıyoruz ve alttaki sekme kutularının sağ taraftakini arkadaşlar tam yarısı dolacak şekilde, yarısını şey yapacak şekilde, kutunun köşesine getirecek şekilde koyuyoruz ve bir sekme ayarlayıp full bar yapıp görüş atıyoruz sağlıyorum arkadaşlar. Bu da size arkadaşlar görüldüler oku buraya geliyor ve buradan rush atan oyuncuları, bu bölge, bu taraftan rush atan oyuncuları, burada bekleyen oyuncuları, şuraya kadar duran oyuncuların hepsini size göstermiş oluyor arkadaşlar. Bu okumuz da başarılı bir ok. Denemenizi tavsiye ederim. Bir sonraki okumuza geçebiliriz. Evet arkadaşlar, şimdi de savunmadayken mid bölgesini kontrol edebileceğiniz bir ok göstereceğim sizlere. Bildiğiniz üzere mid biraz sıkıntılı. Hani oradan rush attıklarında genellikle oyuncular side tuttuğu için bir oyuncu mid'e baktığı için hemen infosunu alıp diğer arkadaşlarınız, takım arkadaşlarınızı uyarabilirsiniz bu ok sayesinde. Bunun için arkadaşlar bu köşeye geliyorsunuz, elinize ok atıyorsunuz ve yukarıdaki ışığa aim'inizi koyup bir sekme yapıp full bar, full doldurup arkadaşlar atıyorsunuz. Bu okumuz buldum arkadaşlar, buraya düşüyor. Şurası. Ve mid rush atan bütün oyuncuları size gösteriyor. Buraya kadar, burada pusan, burada bekleyen bütün oyuncuları size gösteriyor arkadaşlar. Sadece şu köşedekini göstermez ki zaten hani bu köşede niye beklesin rush atarken? Beklesin, bu köşede bekleyeni sanmıyorum. Hani en kötü bu borunun burada bekler.
Bu Bornum buradan bekleyip size pik atar buradan. Buradaki oyuncuyu dahi size gösteriyor. Ve ok yine aynı şekilde arkalarında kaldığı için tepki vermeleri ve oku kırmaları biraz geç olduğu için bütün oyuncuları size göstermiş oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, B bölgesinde savunmaya geldiğimizde B'de hem bu bölgeyi hem de mid bölgesini kontrol edebileceğiniz bir ok var. Bunun için arkadaşlar bu köşeye geliyorsunuz. Şu bölgeyi hizalıyorsunuz ve hiçbir sekme falan ayarlamadan direkt olarak kulvar atıyorsunuz arkadaşlar. Bu size hem B'ye rush atan garaj bölgesi hariç bu oyunculara garajın buradaki kapısının önünü ve mid bölgesindeki bekleyen bir oyuncuları size göstermiş oluyor. Yani bu bölgedeki bekleme, çünkü ok şuraya düşüyor. Bu bölgeye kadar size göstermiş oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi sizlere B'de saldırıdayken B'ye rush atarken şu B koridorunu tamamen görebileceğiniz bir ok göstereceğim sizlere. Şuradaki Winch'in üzerine şu bölgesine atabileceğiniz bir ok arkadaşlar. Buraya bu şekilde geçtiğiniz arkadaşlar, gördüğünüz gibi yük kutucukların nerede olduğunu görüyorsunuz. Şuradaki kırmızı şeyin tam ucunu görecek şekilde ayarlıyorsunuz. Ve birazcık alt aşağıya meyilli olarak şu yük kutucuğunu zaten gördünüz, sekme yerini. Tam duvara hizalanacak şekilde bir sekme yaptınız ve bunu full bar doldurup attığınızda arkadaşlar gördüğünüz gibi zincirin üstüne geliyor. Ve bu bölgede pusmuş oyuncuların hepsini size göstermiş oluyor. Sarı varilin arkası dahil arkadaşlar. Arkadaşlar az önceki attığımız okun base tarafından atılan bir kısmı göstereceğim size. Çünkü burada bariyerlerin açılmasını beklemek zorunda kaldığınız için geç kalabilirsiniz biraz. Buradaki varilin üstüne çıkıyorsunuz. Şu karşıdaki kulenin tam şu bölgesini yakınlaştığımı şu anda görüyorsunuz. Birazcık sağ eğimini alıyorsunuz. Bir sekme yapıp arkadaşlar full bar dolduruyorsunuz. Görüş sağlıyorum. Ve atıyorsunuz okunuzu. Bu ok attığınızda arkadaşlar gördüğünüz gibi yine aynı yere geliyor. Buldum. Ve bütün size aynı şekilde aynı yerlere gösteriyor. Şurada pusat oyuncu dahil bütün oyuncuları burada size göstermiş oluyor. Evet arkadaşlar, şimdi size A site'da bir ok göstereceğim. Burada da arkadaşlar A'da saklanılabilecek çok yer olduğu için hani çok bir ok atma şansınız yok. Benim göstereceğim ok için şu sarı noktanın ikinci çizgisine geliyorsunuz arkadaşlar buraya. Elinize alıyorsunuz okunuzu, şu kırık parçanın tam ortasına alıyorsunuz. Sekmesiz şekilde direkt okunuzu yolluyorsunuz. Gördüğünüz gibi okumuz bu kırık parçanın tam üzerinde kalıyor. Ve size Heaven bölgesi, ondan sonra burada son oyuncu, buralarda bekleyen, burada bekleyen oyuncu dahil bütün oyuncuları buraya falan filan göstermiş oluyor arkadaşlar. Yani en çok genelleme yapabileceğiniz ok, en çok yeri görebileceğiniz ok bu ok olduğu için sadece bunu gösteriyorum. Çünkü saldırı bölgesinde A tarafında daha etkili bir ok yok benim bildiğim. Eğer bildiğiniz ok varsa yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, son olarak Heaven haritamıza geldik. Heaven haritasında savunmadayken atabileceğiniz bir oku göstereceğim şimdi sizlere. Bunun için 1, 2, 3. kutucuğa geliyorsunuz. Çizginin altındaki şu kareyi eğiminizi tam ortasına getiriyorsunuz arkadaşlar. Daha sonrasında şu çatının köşesini, sağdaki bu sekme kutucuğunu çok hafiften dolduracak şekilde ayarlıyorsunuz. Bunu bir bar doldurup atıyorsunuz arkadaşlar. Bu ok attığınızda buradaki buldum bölgeye geliyor. Ve size buradaki bütün oyuncuları göstermiş oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir başka ok da C'de savunmadayken bu tahtanın, şu tahtanın dibine geliyorsunuz arkadaşlar. Bunu tam şu şeyin hizasında birazcık yukarıya kaldırıyorsunuz. Tam şu telin bu hizasına bunu böyle kaldırdınız. Bunu bir bar doldurup atıyorsunuz arkadaşlar. Bu size görüldüler. Gördüğünüz gibi. Bu ağacın dibine geliyor ve long'un girişini ve buradaki bekleyen oyuncuları, şurada son oyuncuyu dahil size göstermiş oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, oklarımız bu kadardı. Heaven'da göstereceğim başka detaylı ok yok. Diğerleri bilinen basit oklar. Videoyu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım işinize yaramıştır. Bu şekildeki videoların devamını istiyorsanız videoya like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. Bay bay.